Herkese merhabalar. 97. dönem 24 Nisan 2022 özel güvenlik silah bilgisi sınav soruları arkadaşlar. Birinci sorumuz, biyolojik silahları diğer silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki Bursa seçeneği, mikrop, virüs ve bakteriler yoluyla hastalıkların bulaşması, kalıcı arızalara, toplu ölümlere sebep olmasıdır. Bursa seçeneği doğru cevap. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi Namlu'nun bölümlerinden değildir? Namlu'nun bölümleri set, yiv, fişek yatağı, fişek yatağı rampasıdır. Sürgün Namlu'nun bölümlerinden değildir. Edirne seçeneği. Üçüncü sorumuz, şarjör hazne silahlarda atış sırasını bekleyen fişeklerin bulunduğu parçadır. Şarjör gövdesi içerisinde şarjör yayının uç kısmında bulunan fişeklerin üzerinde düzgün bir şekilde yerleşmesini sağlayan kısma ne denir? Tabii ki gerdel denir. Edirne seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuza bakalım. Sökülmüş silahın takılması işleminde hangi sıralamayla ilerlememiz gerekir? Tabii ki silahı sökülürken izlenen yolun tam tersi takarak izlememiz gerekiyor. Hemen bakalım seçeneklere. Silahın sökülürken izlenen yolun sonundan başlanarak başa doğru sıralama takip edilir. Denizli seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi silahla ilgili genel emniyet kurallarından değildir? Genel emniyet kurallarına bakalım arkadaşlar. Bakın, silahla şaka yapmamak, ele alınan silahın her zaman dolu olduğunu kabul etmek, silah temizlerken veya söküp takarken namluyu ölü noktaya çevirmek, silah alındığında gerekli kontrolleri yapmak, silahın boş olduğundan emin olmak çok önemlidir. Silahın boş olduğuna dair başkasının beyanını doğru kabul etmek kesinlikle yanlıştır. Cevap Adana seçeneği. Evet, altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi poligonlarda atış esnasında alınacak emniyet tedbirleri için doğrudur? Ceyhan seçeneği, atış öğretmeninin atış serbest komutuyla başlanır. Atış kes komutuyla son verilir. Cevabımız Ceyhan, doğru seçenek. Evet, hemen 7'ye bakalım. Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisinin silahının tutukluluk yapması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olur? Atış nezaretçisinin komutlarına uygun hareket etmesi gerekiyor. Ceyhan seçeneği. Ve 8. sorumuza bakalım. Silahın boşaltılması esnasında aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır? Hemen hususlara bakalım. Namlu canlı hedefe gelmeyecek ve tehlike oluşturmayacak ölü noktaya çevrilir. Doğrudur. Şarjör tabancadan çıkartılır. Sürgü geri çekilip bırakılarak fişek yatağında fişek varsa çıkartılır. Fişek yatağı gözle kontrol edilir. Şarjör çıkartılmadan doldur boşalt yapılır. Tabii ki kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Edirne seçeneği doğru cevap. 9. soruya bakalım. Silah ruhsatları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, seçeneklerde iş yeri bulundurma ruhsatı olanlar akşamları silahını evlerine götürebilirler. Kesinlikle götüremezler arkadaşlar. Yanlış cevap. Bursa seçeneği. 10. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi poligon emniyet tedbirlerinden değildir? A. Namlu hedef istikametinde tutulur. Doğrudur. B. Atış nezaretçisinin komutuyla hareket edilir. Doğrudur. Hedef hattında kimsenin olmadığından emin olunması gerekiyor. Doğrudur. E. Atış esnasında silah tutukluk yapar ise silah ile birlikte geriye dönülmez. Doğru. Bir kişi atış yaparken atış sırası bekleyen diğer atıcı hataları düzeltmeye yardımcı olur. Kesinlikle yanlış cevap Ceyhan seçeneği.
11. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi fişek çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? Çekirdeğin ağırlığı, barut miktarı, rüzgar, hava ısısı, şarjör kapasitesi değil, Denizli seçeneği. 12. sorumuz, nişan hattını oluşturmaya yarayan gez ve arpacıktan oluşan tertibata ne denir? Tabii ki nişan tertibatı denir. Adana seçeneği doğru cevap. 13. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır? Kapsül yer alır fişeği oluşturan bölümler içerisinde. Adana seçeneği doğru cevap. 14. sorumuz yarı otomatik tabanca nedir? İlk dolduruş atıcı tarafından yapıldıktan sonra tetiği her çekişte bir atış yapan ve ikinci atışa hazır hale gelen tabancadır. Denizli seçeneği yarı otomatik tabancanın tanımıdır arkadaşlar. 15. soru ilk dolduruşta sürgü geriye çekilerek sürgünün hızla ileriye gitmesini ve şarjörün en üstündeki fişeğin fişek yatağına sürülmesini, sonraki atış sırasında barut gazı basıncıyla geriye gelen sürgünün hızla ileriye giderek yeni fişeğin fişek yatağına yerleşmesini sağlayan parçanın adı nedir? Tabii ki yerine getiren yay Denizli seçeneği doğru cevap. Aşağıdakilerden hangisi bir atış hatası olarak değerlendirilmez? Tetiğin birden güç uygulanarak değil, ezerek çekilmesi. Bursa seçeneği doğru cevap. 17. sorumuz namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır. Yukarıda belirtilen ifade aşağıdaki şıklardan hangisinin tanımıdır? Yiv ve setlerin tanımıdır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 18. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sürgüde kapak takımı bulunan bir parça değildir? Gez, arpacık, namlu yerine getiren yay ve mili parçadır ama horoz değildir. Deniz Edirne seçeneği doğru cevap. 19. soru silahla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Bakın nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur. Doğrudur Bursa seçeneği. 20. sorumuz sürgü üzerinde bulunan boş kovanın dışarı atılmasında çok önemli görevi olan yayı arızalandığında görevi yapamayan parçanın adı nedir? Tabii ki tırnaktır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 21. sorumuz aşağıdakilerden hangisi ateşli silahlarla ilgili genel emniyet kurallarından biri değildir? Silahı eline alındığında şarjörü çıkartmadan sürgüyü çekmek suretiyle kontrol et. Kesinlikle değildir. Bursa seçeneği doğru cevap. 22'ye bakalım. Evet, 22. soru hangisi sürgü tutucu piminin görevlerindendir? Tabancanın sürgü namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar. Edirne seçeneği doğru cevap. Hemen 23. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi atış esnasındaki emniyet tedbirleri için söylenemez? Bakın atış hattı ile hedef hattı arasında hedef hattı arkasında herhangi bir canlı olmaması sağlanır, söylenir. Atış eğitimcisinin talimatları dışında kesinlikle silaha dokunulmaz. Doğrudur. Atış eğitimcisi izin vermedikçe hiç kimse atış hattını gezmez ve komutsuz hedef kontrolü yapmaz. Edirne seçeneğinde atışı bitenler oluşturulacak bir istasyonda eğitmen veya atış nezaretçileri tarafından silah kontrolü yapıldıktan sonra atış alanından çıkarılır. Doğrudur. Silahlar atış hattından önce komuta gerek olmadan doldurulur ve boşaltılır. Kesinlikle yanlış bir cevap. Ceyhan seçeneği. Evet, son iki sorumuz arkadaşlar. 24 ve 25. sorumuz. 24. soru. Bakın tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Horozun elle kurulup tetiğin çekilmesiyle horozu düşüren sistemdir. Bursa seçeneği. 25. sorumuz aşağıdakilerden hangisi genel
emniyet kurallarından biri değildir. Her zaman her yerde emniyet mandalı açık bulundurulmalıdır. Kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Emniyet kuralları, genel emniyet kuralları her şeyden önce her silaha dolu muamelesi yapılmalı. Atış yapmaya karar vermedikçe namlu ölü noktaya tutulmalı. Atış yapmaya karar vermedikçe parmak tetik korkuluğun içine sokulmamalı ve hedef ve çevresindekine dikkat edilmelidir. Tabi burada da genel emniyet kurallarından biri değildir diyor. Her zaman her yerde emniyet mandalı açık bulundurmalı. Kesinlikle yanlıştır. Bursa seçeneği. Evet arkadaşlar, cevaplarımız bu kadar. Cevaplarınızı burada kontrol edebilirsiniz. Daha önce atmış olduğum 84. dönemden 97. döneme kadar tüm soruları çözerek 98. dönem özel güvenlik sınavına da hazırlanabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. 98. özel güvenlik örnek sınav sorularında buluşmak üzere. Hoşça kalınız.